Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi'ye kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda size bana göre en iyi 5 pudralı bayan kokusundan bahsetmek istiyorum. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki e, şu anda DP parfümler parfümlerinde bir zamlanma söz konusu oldu. E, zamlanmanın sebebi ise her şeyde olduğu gibi piyasa, ekonomi durumu, döviz kurundan ötürü diyeceksiniz ki işte e, Türk kökenli bir firma değil mi neden döviz Kurundan etkilensin ki ee, evet Türk kökenli bir firmadır. Türk bir yatırımcıya aittir. Fakat şöyle bir durum var ki ham maddeleri yurt dışından ithal edildiği için dolayısıyla döviz bazında alımlar gerçekleşiyor. Buna bağlı olarak da zamlanma olması çok doğal aslında. Zaten e, orijinal parfümleri de aynı şekilde bir zamlanmaya gidildi açıkçası. Eğer baktıysanız raf raflarda zaten zamla şu aralar her yerde görmeniz çok mümkün. Neyse konuyu dağıtmadan asıl meselemize gelelim ve parfümlerden bahsedelim. Ee, i̇lk olarak benim çok çok sevdiğim, çok çok beğendiğim C33 koduyla geçen Chloe Lava bakabilirsiniz. Chloe Lava bence en iyi pudralı kokulardan bir tanesi ve gerçekten çok baskın. Muhteşem derecede kalıcı kokan bir parfüm. İçerisinde sandal ağacı notaları var. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Parfüm e, şöyle aldığınızdan itibaren şişesi durdukça renginde bir koyulaşma söz konusu oluyor. Bununla ilgili çok fazla şikayetler alınıyordu açıkçası ama şöyle söyleyeyim içerisinde sandal ağacı notası bulunan bütün parfümlerde durdukça sandal ağacından kaynaklı olarak bir renk koyulaşması söz konusudur. Bu asla hani kokunun bozukluğu veya işte atıyorum renginden kaynaklı olarak olarak işte koyu renkli olan parfümler daha kalıcıdır diye bir şey kesinlikle yok. Sandal ağacının işte Google'da aratırsanız eğer kendisi de zaten karamel işte böyle tarçınımsı renk tonlarında olan bir ağaçtır. Bu nedenle bu bitki bulunduğu parfümleri bu şekilde kendi rengini atıyor. E, renklenme de bundan kaynaklıdır. E, yine ikinci olarak C34 koduyla geçen yine Chloe isim aynı markaya ait olan klasik parfümü. Chloe Signature olarak da geçiyor. C34 ve C33 arasındaki fark da C33'ün birazcık daha şekerli pudra tarzında kokması. C34 ise biraz daha böyle bebe pudrası tarzında kokan bir parfüm. Üçüncü olarak size e, N1 koduyla geçen Kaşarelin Noa. Kaşereli Noa'yı hepiniz duymuşsunuzdur. E, böyle orijinal şişesi içerisinde zaten inci özleri bulunuyor. Zaten şişenin kendi içerisinde de inci var böyle küçük. Parfüm kullandıkça kendi kendine hafif hafif böyle erimeye başlıyor falan. Çok tatlı, çok bebeksi, çok tertemiz kokan bir parfüm bence. E, dördüncü olarak N6 koduyla geçen Narciso Rodriguez'in Klasik pembe şişesi For Her diye geçiyor zaten. Ya muhteşem güzel bir koku. Ee, çok güzel N6 koduyla geçiyor. Bu arada bunun da içerisinde sandal notaları bulunuyor. Ee, bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yine aynı marka Narciso Rodriguez'in e, La Pudra diye böyle daha açık pembe tonlarında olan bir şişesi var. Bunun henüz üretimi yok. Ancak orijinalini alma şansınız var. Sanırım 600 küsür lira gibi bir fiyatı var çok güzel bir pudra kokusu. Pudra aşıklarına bu da benden ekstra bir tavsiye olsun size. Hani açık parfümörlerde ben bunun muadiline denk gelmedim açıkçası. Üretmeyi tercih etmiyorlar galiba. Çok fazla bilinmediği için. Çok böyle bilinmeyen güzel orijinal bir işte pudra kokusu arıyorum derseniz eğer Nasir Rodriguez'in La Pudre'yi size kesinlikle tavsiye ederim. E, beşinci olarak ise L13 koduyla geçen Lacoste Perfume. Klasik Lacoste zaten. Ee, yine o annelerimizin işte Almanya'dan gelen akrabalarımızın o tertemiz çamaşır suyu mu desem artık deterjan mı desem o kokusu kesinlikle eski böyle eski deterjan kokularını andıran bir havası var. Ee, benim en iyi 5 parfümüm 5 pudra kokum daha doğrusu bunlardı. Size ekstra olarak yine tabii ki burada kesmek istemiyorum. Birkaç tane daha söyleyeyim. C17 koduyla geçen Cristobal Balenciaga. Cristobal Balenciaga'nın ekstradan şöyle bir özelliği de bulunuyor. Orijinalini piyasada bulmanız aslında pek mümkün değil. Ee, yani Türkiye için aslında mümkün değil. Yalnızca belki işte İtalya'daki Balenciaga'nın kendi mağazalarında bulabilirsiniz bu parfümü. Çünkü butik olarak üretmiş olduğu bir parfüm çok çok eski bir kokudur. Ee, ama piyasada yine yer ettiği için tutulduğu için DP'de bunun muadilini bulabilirsiniz. Yani şöyle düşüneyim size hani piyasada orijinali olmayan bir şey nasıl DP'de bulabiliriz falan vav wow falan yapıyorsunuzdur belki de ama şöyle e, hani açık parfüm olduğu için alıcısı olan bir malın üretimi olur. Ya bu da beğenilen, hoşa giden, işte böyle çok satılan bir koku olduğu için halili üretimine de devam ediliyor. Hani piyasadan bazı kokuların orijinalleri kalkmış olsa bile açık parfümerilerde bu nedenle bulabilirsiniz kokuları. A15 koduyla geçen Armani Fairy. Armani Fairy de bu arada orijinal piyasada bulmakta zorlanabileceğiniz bir koku. O da aynı şekilde çok güzel, çok taze bir pudra kokusudur. Kaşarel Noa'sına çok benziyor. Ha, e, şunu da söyledim. Kaşarel Noa'dan bahsetmişken C4 koduyla geçen Serutti 1881 var. E, Ceruti 1881 ile Noa bence birebir yani aynı tarzda olan kokular. Hatta çok 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 benziyor. Orijinallerini de kokladığınızda bu durum böyle. Açık parfüm muadillerini kokladığınızda da bu durum. Aynı şekilde birbirlerine çok benzeyen iki kokudur. Bunu da şöyle küçük bir parantez açmış olalım. E, M1 koduyla geçen Lancome'un Miracle. O da çok güzel pudra kokularından birisidir. E, yine L4 koduyla geçen Lolita Lempica. Lolita Lempica birazcık daha şekerli gelebilir size belki ama... E, yine... Ağır böyle buram buram kokan pudra kokularından bir tanesidir. de H9 koduyla geçen Hugo Boss Orange. Hugo Boss Orange adından da anlaşılacağı üzere biraz daha böyle portakal havası veriyor. Böyle portakallı tarzda bir pudra kokusu yayıyor havaya. İlk böyle portakalı daha böyle keskin bir şekilde hissediyorsunuz fakat kaldıkça böyle çok yumuşak, çok taze bir hava bırakıyor kesinlikle. V2 koduyla geçen Versace'ne Miss Pink. Bu da pudralı beyaz gül kokusudur. Benim size bu haftaki videomda anlatacağım böyle favori pudra kokularım bunlardı. Eğer videomu beğen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.